ETV ekranlarından iyi akşamlar. 1 Kasım genel seçimleri sonrasında bir gündem özel programıyla daha karşınızdayız. Bu akşamki konuklarımız Edirne'yi ülke genelinde birinci il konumuna getiren CHP'nin değerli il başkanı Oktay Bozkurt ve Edirne Merkez İlçe Başkanı Sayın Şenol Geçmiş. Şenol Bey, Oktay Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk, sağ olun. Bir seçim dönemini atlattık. Ve sonrasında ETV ekranlarında tekrar birlikteyiz. Şimdi isterseniz Oktay Bey ile söze başlayalım. Oktay Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Bey. Bize bu fırsatı verdiğiniz için size ve programımıza konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. En azından halka seslenme ve teşekkür etme imkanı bulduk. Size çok teşekkür ediyorum bu konuda. Biz teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle Türkiye'de Edirne'yi birinci parti konumuna getirdiniz. Bu bir başarıdır. Bunun temel sebepleri nelerdir? Bunun için çok çalıştınız mı? Bize biraz bunlardan bahsedin. İsterseniz Oktay Bey öncelikle sizle başlayalım. Buyurun. Evet. Biz 7 Haziran'da da Türkiye birincisiydik. Buruk bir sevinç yaşadık. Evet, 1 Kasım'da da Türkiye birincisi olduk. Yine buruk bir sevinç yaşadık. Keşke üçüncüsü olsaydık da Türkiye genelinde böyle bir tablo yaşamasaydık ve Trakya halkına bu tabloyu yaşatmasaydık. Evet. Ama maalesef biz Trakya olarak, yani ben Edirne'den bahsedeyim, Edirne olarak örgütümle beraber, kadın kollarımla, gençlik kollarımla, milletvekillerimle, belediye başkanlarımla, ilgilenen meclis üyelerimle, belediye meclis üyelerimle, üyelerimizle ve bize gönül vermiş gönül yoldaşlarımızla beraber gece gündüz çalışmalarımıza her ilçede, her mahallede, her sokakta, her caddede, her kahvehanede ve her pazarda dokunmadık el, girmedik sokak, gezmedik cadde, bırakmadık. Başarının sırrı derseniz başarının sırrı emektir. Biz örgütümüz olarak kadınlarımızla beraber gece gündüz felakarlıklar yapan kadınlarımıza bir kere buradan teşekkür ediyorum. İlerleyen süreçte zaten kapanışta bir teşekkür edeceğim kendilerine. Çocuklarını bırakıp, eşlerini bırakıp, sofrada yemeğini bırakıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarına inanan ve bunun için mücadele eden, terleyen insanlarla beraber mücadele ettik. Bu başarının sırrı buradan geçiyor. Başarının sırrı terlemek. İnanmak zaten yolum. Çok çalışmaktır. Çok evet. Çalışmaktır. Oktay Bey, 3 yıla yakın bir süredir CHP Edirne İl Başkanlığı görevini yürütmektesiniz. Evet. Bu süreçte kaç seçim atlattınız ve önceki seçimlerle bu seçim arasındaki farkları bize biraz anlatır mısınız? Vallahi şimdi o kadar çok seçim geçirdim ki hepsi benim üzerime geldi. Evet, ben yerel seçimde başladım. İl başkanı 1,5 ay vardı yerel seçime. Biliyorsunuz belediye başkanımız Recep Gürkan'ın belediye başkanı olduğu süreçte. Arkasından bir cumhurbaşkanlığı seçimi geçirdik. Ve diğer partilerle ortak çıkardığımız bir adayı destekledik. Ve burada da Türkiye ikincisi olduk. Arkasından bir kongre geçirdik, kurultay geçirdik. Arkasından bir bölge toplantısı geçirdik. Arkasından bir ön seçimle beraber bir milletvekili genel seçimi geçirdik. Şimdi tekrar bir genel seçim geçirdik. Ve hepsinde birinci, sadece Cumhurbaşkanlığı ikinci olduk. Ön seçimde de Türkiye çapında üye bazında katılım oranı en yüksek şehir seçildik. Burada da birinciliğimiz var. Burada yani sonuç olarak il başkanlığınız döneminde CHP'nin evet, başarı grafiğini yukarılara taşıyan bir anlayış sergilediniz. Bu rakamsal olarak da tabloya yansımış durumda. Evet, ama bunu ben sadece kendim değil, örgütümle beraber taşıdık. Evet. Onu belirteyim kesinlikle. Çünkü bireysel olarak hiçbir şey yapamayız. Birlikte bir güç oluruz. Ve bu gücü dağıtarak daha güçlü olabiliriz diye düşünerek o şekilde çalışmamıza devam ettik. İsterseniz bir soru da CHP Merkez İlçe Başkanımız Şenol Geçmiş Bey'e yöneltelim. Şenol Bey, siz öncelikle merkezde önemli çalışmalar yaptınız. Merkezde ne gibi çalışmalar yapıldı? Öncelikle istersen biraz bunlardan bahseder misiniz bizlere? Evet Mehmet Bey. Şimdi biz 5 ayda 2 seçim geçirdik. Bu örgütümüz de bizim bu konuda biraz tabii yoruldu. Yorulmalarına rağmen de ama var gücünle de gece gündüz demeden çalışmalarımıza çok kalabalık, yoğun bir şekilde çalıştık. Yani girmedik, ev kalmadı, girmedik, esnaf kalmadı, köylerimizi ziyaret ettik. Yani çalışmalarımız bizim çok başarılıydı. Ve bu başarıyı da Edirne
merkez ilçe olarak biz bunu gösterdik. 7 Haziran'da aldığımız oyun 56.300 oy almıştık. Bunu 1 Kasım'da da yani üstüne koyarak yaklaşık 60.700 bir oya çıkardık. Yani yaklaşık 4.300 oyumuz arttı. Bu Edirne halkının bizlere vermiş olduğu destekten dolayı ben Edirne halkına teşekkür ediyorum. Her girdiğimiz yerde Edirne halkı bize çok sevecen ve bizi çok güzel, olumlu karşıladılar. Biz bu seçimde gerçekten birinciliği olmamıza rağmen 7 Haziran'da birinciydik. Birinciliğimizi egale edip daha da üstüne çıkmak durumundaydık ve bunu da başardık, çıktık. Türkiye'de birinci parti olmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Ama biraz da buruk yaşıyoruz bu sevinci. Keşke Edirne gibi tüm ülkemizde de, yurdumuzda da, diğer bölgelerde de böyle bir seçim sonuçlarına karşı karşıya gelseydik ki biz artık Edirne halkı iktidarı, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını özlemiş. Seçmenler özellikle bize bunu ifade etti. Peki burada bir soru yöneltmek istiyorum sizlere. Mahallelerde, köylerde, şehrin her bölgesinde önemli ziyaretler yaptınız. Peki toplumun size en çok yönelttiği soru neydi? Bizim Edirne bölgemizdeki köylerde ve merkezdeki gezdiğimiz Edirne'li hemşehrilerimizle ve partilerimizle iktidara inanılmaz derecede halkımızın bir özlemi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da iki seçimde de inanılmaz derecede bir proje üretti. Bu projeler halkın kafasında da çok olumlu aldı. Olumlu baktı halkımızda, Edirne halkı özellikle buna. Bizlere hep Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar özlemiyle, iktidar olmasıyla hep bunları konuştuk. Ve biz gerçekten yine bunu açık yüreklilikle söylüyorum Mehmet Bey. Biz buruk sevinç yaşıyoruz. Edirne'de birinci olmamız bizi ne kadar sevindirse de ama ülke genelinde buruk bir sevinç yaşıyoruz. Alınan sonuç evet üzdü. Yani burada Edirne halkı görevini yerine getirmiştir ama ülke genelinde biraz da istenen sonucu alamadık. Evet, isterseniz Oktay Bey'le devam edelim. Edirne'de yaşayan insanların Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına özlemi var dediniz. Evet. Peki Oktay Bey, tabloya bakıldığında ülke genelinde Adalet ve Kalkınma Partisi 63 ilde birinci, HDP 12 ilde birinci, CHP ise sadece 6 ilde. Peki 6 ilde birinci parti olmak yakın bir süreçte CHP'yi iktidara taşımaya yeter mi sizce? Şimdi şöyle bir şey var. Her partinin kendine göre bir tüzüğü vardır, yönetmeliği vardır. Ben de bugünkü bütün röportajlarımda ve basında da, sanal alemde de, ulusal basında da çıktı bu sorular. Devamında bana bu geliyor. Şimdi genel başkanımızın ilk önce MHK ve parti meclisini bir araya getirmesi lazım. Evet. Masaya şapkasını koyup düşünmesi lazım. Biz hata nereden yapıyoruz? Türkiye genelindeki dağılımı sadece Trakya'da gerçekleştirebiliyoruz ama Türkiye'de bunu başaramıyoruz. Bunun kaynağını ve çözümünü araştırması gerekiyorlar. Ben bunun en azından bir nebze onu rahat, genel merkezi rahatlatacak bir şey söyleyeyim. Bakın, 157 bine yakın oy alıyorum. Örgütümle beraber Edirne genelinde. Benim 6 tane kurultay delegem var. Konya 0.25 oy alıyor. Konya'nın 26 tane kurultay delegesi var. Yani şöyle söyleyeyim. Şanlıurfa, Gaziantep, örnek veriyorum şehir olarak. Şanlıurfa, Gaziantep, Konya'yı katalım. Genel merkezde parti meclis üyelerini seçiyor ve genel başkanı seçiyor. Trakya'nın hiçbir şekilde söz sahibi yok. Yani bizi Trakya'da tek temsil eden Ankara Genel Merkezi Faik Öztrak. Milletvekillerimiz tabii ki bizi destek ediyor ama MHK'de yani üst düzeyde sadece Faik Öztrak. Genel Başkan Yardımcımız. Yani, özür dilerim. Bizim amacımız şu ve teklifimiz de şu. Yani açıkçası benim teklifim bu. Eğer emek veren bir şehir varsa, mücadelesini vermişse, terini akıtmışsa, partisinin yüzdesini arttırmışsa
kurultay sayısında çoğaltması gerektiğini diyorum. Bakın benim kurultay sayım 6 diyor ama il başkanım standart 1, 2 milletvekilim zaten 3'ü gitti. Kaldı bana 3 tane kurultay delegesi seçme. İl başkanı seçime girdiği zaman kurultay delegesi yazıyor. 6 tane kurultay delegesiyle ben genel merkeze nasıl söz sahibi olacağım? İşte bunu bir düşünmek lazım. Şimdi ben Trakya insanıyla Doğu insanı, Karadeniz bölgesini veya Orta Anadolu, İç Anadolu'yu ben ayırmıyorum. Bizim yapmamız gereken bir şey genel merkezimizin eşdeğerde oy bazında. Yani vurgulamak istediğiniz nokta yani illerin almış olduğu oy oranı oy anlamında genel merkezde temsil edilsin şehirler. Tabii ki. Şimdi ben 5 seçim oldu. 1999, 2000 yılından beri seçimlere gidiyoruz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Hep başarıya Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve sahil bölgesi dediğiniz gibi. Biz hiçbir şekilde de hepimiz birleşsek bir Konya olamıyoruz. Konya kadar söz, yani Konya olarak belirtmeyeyim, Şanlıurfa'dayım, Kars'tayım, Van'dayım, Mardin'deyim. Hepsinin 20'sinin üzerinde şey var, kurultay delegesi var. İlk önce bunu diyorlar ki seçim kanunu. Seçim kanunu öyle bir madde yok. Bu tüzükte değişiklik yapmamız gerektiğini anlıyorum. Ve genel başkanımızın tekrar iğneliyorum. Mutlaka ve mutlaka köklü bir değişim yapması gerektiğini anlıyorum. Oktay Bey, genel merkezle ilgili sözleriniz önemli. Bir de dün ve bugün genel ve parti merkezine yönelik bir eleştiriniz oldu. Evet. Hem merkez yürütme kurulu üyelerini hem de söyledim genel başkanı, yani bir çağrınız oldu. Evet. Peki yanıt buldun mu çağrınız? Zannediyorum bulacak. Şimdi yani ben sadece çağrı yapabiliyorum bir il başkanı olarak. Ama bu Türkiye'de sadece tek il başkanı ben değilim. 81 tane il başkanım var. 81 tane il başkanının da ses çıkarması gerektiğine inanıyorum bu konuda. Sadece benim sesimle olmuyor. Trakya'nın sesimle olmuyor. Evet. Ben inanıyorum da yakın zamanda zaten kongrelerimiz başlıyor. İlçe başkanım bir iki gün içinde tarihi açıklayacak. Önümüzde bir kurultayımız var. Bir il başkanlığı seçimimiz var. Bir ilçe seçimimiz var. Biz daha seçimleri bırakmıyoruz. Daha devam ediyoruz seçimlere. O konuya birazdan değineceğiz. Şenol Bey'le devam edelim. Şenol Bey, 2013 yılından beri Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürütmektesiniz. Partinin de birçok kademesinde görev aldınız. Peki bu seçimlere dair biraz bilgi verir misiniz? Yani seçim sürecinde yaşananları bize anlatır mısınız? Yani nasıl bir seçim süreci yaşadı CHP Merkez İlçe Edirne'de? Son seçimlerimi bahsediyorsunuz. Tabii. Yoksa 3 yılından 1 Kasım'ı. Şimdi biz tabii ben partinin her kademesinde görev aldım. Yaklaşık 2 yıldan beri de Merkez İlçe Başkanlığı'nı yürütüyorum. Belki de hiçbir Merkez İlçe Başkanlığı'na ve il başkanlığına nasip olmaz bu kadar arka arkaya seçim dönemi geçirmek. Diğer siyasi parti ilçe başkanı ve il başkanlarına da aynı şeyi söylüyorum. Biz şanslıyız böyle seçimleri götürdüğümüz için. Tecrübe sahibiyiz. Biz seçimlerde bu tecrübelerimiz de bizim seçim sürecinde vatandaşlarla birebir ilgilenmemiz. Yani caddeye çıktığımız zaman caddede o insanlarla iç içe olmamız, o insanların özlemlerini görmek bizim için bir onurdu, bir sevinçti, bir mutluluktu. Burada 3 milletvekilimiz de gerçekten çok çalıştı. Çok özverili çalıştı. Birinci sıradaki milletvekilimiz 3. adaymış gibi, 3. sıradaki adaymış gibi çalıştı. 3.'sü birinciymiş gibi çalıştı. Yani çok verimli bir çalışmamız oldu. Bu çalışmalar sonucunda da aldığımız oy da ortada. Yalnızca bu son iki seçimde hem 7 Haziran'la hem de 1 Kasım'daki seçimlerde de ben bunu söylemeden geçemeyeceğim. 24 mahallede de birinci olmanın onuru ve şerefini nail olduk. Tabii burada en büyük katkı bizde Edirne Belediye Başkanımız Sayın Recep Gürkan'ın manevi desteği çok önemliydi. Biz diğer mahallelerde bazı mahallelerde birinci çıkamıyorduk. Ama bu bizim birinci çıkmamızdaki en büyük nedenlerden birisi de ben böyle inanıyorum ve onun çalışmalarını ve desteğini de biz alarak daha güçlü olduğumuza inanıyorum. Onun bilgisi ve tecrübeleriyle de Edirne Belediye Başkanımız Sayın Recep Gürkan kendisine izin alıp
siyasi çalışmalarımıza bize gece ve gündüz destek verdi. Şenol Bey, diğer illerde belediye başkanları Edirne'de olduğu ölçüde seçim çalışmalarına katılmaz. Peki Recep Bey'in bu süreçte sürekli sizinle olmasının sebebi nedir? Yani izin alarak dediğiniz parti çalışmalarına katıldı. Bunu biraz açar mısınız? Tabii yani şu anda Edirne Belediye Başkanımız Recep Gürkan Edirne'de bir değişimi gerçekleştirdi. 2010 yılında üniversite genel sekreterliğinden istifa edip Cumhuriyet Halk Partisi'nin üye olduktan sonra 2011'de ön seçimde milletvekili olarak çıktıktan sonra örgüte bir hareket getirdi, bir heyecan getirdi. Bu heyecan ve hareketten sonra durması mümkün değildi. Milletvekilliyken de bu heyecan vardı, örgütte vardı. Örgüt heyecanla çalışıyordu. İlkleri yaşattı örgüte. Örgütün içinden hiçbir gün ayrılmadı. Yani bugün gençlik kollarınla da beraber, kadın kollarınla da beraber, ilçeyle de beraber, ille de beraber. Yani bir Edirne'deki örgütle iç içe, örgütü her kesimde yardımcı oluyor ve destek oluyor. Ama bilgisiyle, ama birikimiyle bizlere her konuda faydalı oluyor. Ve bu bilgi ve birikiminden faydalanarak işte 24 mahallede de iki seçimden, yani hem 7 Haziran hem 1 Kasım'da aldığımız 24 mahallede oylarımıza baktıktan sonra da birinci çıkmanın onurunu ve şerefini yaşıyoruz. Biz sadece 2014'ün Mart ayında bir Cumhuriyet Halk Partisi'nde, o dönemde çok çalkantılı bir dönemde mevcut Edirne Belediye Başkanımız Amdi Sedefçi'nin DSP'ye geçmesinden sonra bizde biraz bir Edirne halkında böyle bir sallanma oldu. Eyvah, Cumhuriyet'in kalesi Cumhuriyet Halk Partisi'nden gidiyor mu gibilerinde. Ama yine orada bilgi ve birikimiyle aday olduktan sonra, yani var gücünle örgütü hep ayakta tutarak, heyecanlı tutarak bizi bugünlere getirdi. Biz de onun tabii hem bilgisiyle, hem tecrübesiyle, hem de örgütün bize büyük olan abilerimizle beraber en iyi şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ni en iyi yerlere getirmeye de işte il başkanımla beraber var gücümüzle de devam ediyoruz. Evet, çalışmaya da devam edeceğiz. Oktay Bey, Edirne her ne kadar birinci olsa da ülke genelinde alınan sonucun sizleri üzdüğünü söylediniz. Peki ülke genelindeki başarısızlığın sebeplerini nasıl açıklarsınız? İşte ben size bunu da dile getirmiştim. Aynı soruya denk geldi yine de. Yine aynı soru ve yine aynı cevap olacak. Genel merkezin köklü değişimine bağlı olacak. Çünkü neden? Örgüt bir vücut olarak düşünelim. Beyin çalışmazsa kol çalışmaz. Beyin çalışırsa tüm unsurlar çalışır. Yani iş merkezde bitiyor. Merkez gereken çalışma programını sunacak. Bizler de uyacağız. Başka çaresi yok. Şimdi ben konuya geleceğim. Temin sorunuz soruda da bu konuyla bağdaşıyor. Yani belediye başkanları illerde, bizim mesela yereldeki iktidar olduğumuz ilçe ve belde ve il belediye başkanları Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir aynasıdır. Eğer oradaki belediye başkanları çalışmasını halka, sosyal belediyeciliği iyi tanıtırsa halkın Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Cumhuriyet'e ve demokrasiye ve laike ve Atatürkçülüğe bakış açısı değişir. Şimdi eğer belediyemiz veya belediyelerimiz çalışmazsa bu bizim partimize Türkiye genelinde etkisi olur. Örnek veriyorum, şimdi Şenol Başkan'ın temin söyledi zaten gerekenleri, aynı şeyleri de ben söylemiyorum Recep Başkan'ım için. Şimdi benim bütün ilçe, bizi seçimlere başlamadan önce bizim iki seçimde yaptığımız, Şenol Başkan'ım da buna dahil. Ben bütün belediye başkanlarımı, genel meclis başkanımı, vekilimi ve başkan yardımcımı, belediye meclislerinden ve aynı zamanda ilçe başkanlarımı topluyorum. Arkadaşlar, tablomuz bu, çalışma sistemimiz bu. Bana neler yapabilirsiniz? Biz örgüt olarak neler yapabiliriz şeklinde, evet. Manevi destek olarak. Benim bütün belediye başkanlarım hepsi çalıştı. Hepsi örgütle beraber sokaklardaydı. Tabii ki başta il başkanım, il belediye başkanımız Recep Gürkan. Çünkü örgütün kısa bir süreç de olsa, dediği gibi Şenol Başkanım'ın
2010'da bizim aramıza girdi, partimize üye oldu ama Göndeke Sevda, Atatürk Sevdası genel anlamda bütün örgütte yayınlıyor. Şimdi onda da böyle bir şey var ki, bu bende de var, Şahol Başkanı'nda da var. Biz hedef koyarız. Hani güzel bir söz vardı, hedefsiz büyük işler başarılamaz. Biz o büyük işi başarmak için bütün emeğimizi, bütün enerjimizi, bende yoksa ondan o enerjiyi alırız. Onda yoksa biz o örgüt olarak o enerjiyi örgüte yansıtırız ve başarıyı böyle elde etmeye çalışıyoruz. Peki Oktay Bey, her partinin olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçim döneminde, 1 Kasım seçimleri öncesinde seçim vaatleri vardı. Evet. CHP burada kendini halka anlatamadı mı? Yani CHP her dönemde almış olduğu bu %25 oyun üzerine çıkamadı. Bu vaatler sizce etkili olmadı mı? Şimdi şöyle bir şey var. 7 Haziran'daki ulusal basını ve gündemi devamını beraber takip ettik. Bu gündemde şöyle bir şey vardı. Biz bir ay boyunca 7 Haziran'la seçimlerden önce vaatlerimiz emekliye, iki ikramiye, asgari ücret, mazot, çiftçi, taşeron ve daha sayar üniversite öğrenciyi, aile sigortası şeklinde bütün hepsini bize program halinde sunuluyor. Biz bu programı halka anlatıyoruz. Dediğimiz gibi cadde, sokak, ev, pazar dokunarak birebir görüşmelerimizde anlatıyoruz. Yalnız seçimden sonraki alternatif şu var. Bizi esas mahveden, yani mahveden dedim gerçekten üzülüyorum. 7 Haziran'da bizi 30 gün boyunca AKP sürükledi. Ve dikkat edin, genel Türkiye genelinde Ankara'da sadece bütün partilerle konuşabilen tek parti biziz. Birebir görüşebilen tek parti biziz. Ilımlı bakıyoruz. Çünkü biz ne dedik? Önce Türkiye dedik. Önce insan dedik. Önce birlik dedik. Şimdi bunun için mücadele ettik. Milliyetçi Hareket Partisi'ne önce Türkiye dediğimizin sloganın çıkış noktası zaten burası. Ne dedik? Bizim başkanlıkta gözümüz yok. Devlet Bahçeli, al sana biz başbakanlığı verelim. Gel bu hükümeti kurulalım. Ben HDP'yi istemem diye bir söz kullanıldı. Peki HDP'ye gidildiğinde HDP dedi ki ben ne bakanlık isterim ne bir şey isterim ama destek verilir dedi. Dışarıdan destek verilir. Peki o hükümet kurulsaydı şimdi ne olacaktı? Türkiye farklı bir noktada olacaktı. Farklı bir noktada olacaktı. Bunun daha öncekilerdeki dönemler 95'teki kurulan koalisyonların dağılmasından sebeple Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Bakın bizim oylarımız düştü veya yükseldi değil. Türkiye genelinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin ben şey yapmıyorum. Ama görünen köyde kılavuz istemiyorum. Yani halkı da kandırmamıza gerek yok. Bütün oylar AK Parti'ye gitti. Oktay Bey. Belki biraz sert oldu bu ama gerçek konuşun. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. 1 Kasım seçimleri sonrasında Türkiye'nin yeni başbakanı, mevcut başbakan aynı zamanda, evet, Ahmet Davutoğlu Beyefendi'yi arayarak tebrik etti. Siz acaba AK Parti il başkanını arayarak veya milletvekillerini arayarak bu süreçte tebrik ettiniz mi? Daha erken diye düşünüyorum. Çünkü telefonları devamlı meşgul olduğundan dolayı. Biz Edirne insanı, ılımlı insanlarız. Biz Rafet Sezen'le de karşı karşıya geldiğimizde konuşuyoruz. Çünkü Edirne'de büyümüşük, Edirne'de yaşayan küçük bir aileyiz. Herkes birbirini tanıyor. Siyasi düşünce, ideoloji farklıdır. Ama arkadaşlık ve dostluk o çerçeveyle bozmamak gerektiğini. Çünkü evet, siyasetteki en güzel şey birbirine saygıdır. Evet. Şenol Bey, tekrar sizinle devam edersek seçim çalışmaları verimli geçti dediniz. Edirne'de iyi bir sonuç alındı. Peki seçim çalışmaları sonrasında son gün güzel bir konvoy yaptınız. Geniş katılımlı. Bu konvoyla alakalı neler söylemek istersiniz? Bakın Mehmet Bey, bu bizim Edirne'de siyasi partilerin geleneksel hale gelmiş bir şey. Seçimin son günü, cumartesi günü konvoy olur. Ama bu konvoy da bizim inanılmaz derecede Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok katılımlıydı, güzeldi, neşeliydi. Yani inanılmaz derecede arkadaşlar bir olumlu bir katılım gösterdi. Konvoyumuz çok güzeldi. Çocuklarını almışlar, eşlerini almışlar. Herkes konvoylarına ailece geldiler. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Konvoyumuz güzel geçti. Konvoyda da herhangi bir sıkıntı da yaşamadık. Güzel de oldu. Edirne halkına kendimizi gösterdik. Olumsuzluk yaşanmadan. Buradan tabii emniyet güçlerine de ben sizin aracılığınızda da teşekkür ediyorum. Bizlere her fırsatta ve her konuda yardımcı oluyorlar.
Onlara da teşekkür ederim. İsterseniz bir ara verelim. Aranın ardından tekrar gündem özel programına devam edelim. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından tekrar birlikteyiz. ETV ekranlarından iyi akşamlar. 1 Kasım genel seçimleri sonrasında bir gündem özel programıyla daha karşınızdayız. Bu akşamki konuklarımız Edirne'yi ülke genelinde birinci il konumuna getiren CHP'nin değerli il başkanı Oktay Bozkurt ve Edirne Merkez İlçe Başkanı Sayın Şenol Geçmiş. Şenol Bey, Oktay Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir seçim dönemini atlattık. Ve sonrasında ETV ekranlarında tekrar birlikteyiz. Şimdi isterseniz Oktay Bey ile söze başlayalım. Oktay Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Bey. Bize bu fırsatı verdiğiniz için size ve programımıza konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. En azından halka seslenme ve teşekkür etme imkanı bulduk. Size çok teşekkür ediyorum bu konuda. Biz teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle Türkiye'de Edirne'yi birinci parti konumuna getirdiniz. Bu bir başarıdır. Bunun temel sebepleri nelerdir? Bunun için çok çalıştınız mı? Bize biraz bunlardan bahsedin. İsterseniz Oktay Bey öncelikle sizle başlayalım. Buyurun. Evet. Biz 7 Haziran'da da Türkiye birincisiydik. Buruk bir sevinç yaşadık. Evet, 1 Kasım'da da Türkiye birincisi olduk. Yine buruk bir sevinç yaşadık. Keşke üçüncüsü olsaydık da Türkiye genelinde böyle bir tablo yaşamasaydık ve Trakya halkına bu tabloyu yaşatmasaydık. Evet. Ama maalesef biz Trakya olarak, yani ben Edirne'den bahsedeyim, Edirne olarak örgütümle beraber, kadın kollarımla, gençlik kollarımla, milletvekillerimle, belediye başkanlarımla, ilgilenen meclis üyelerimle, belediye meclis üyelerimle, üyelerimizle ve bize gönül vermiş gönül yoldaşlarımızla beraber gece gündüz çalışmalarımıza her ilçede, her mahallede, her sokakta, her caddede, her kahvehanede ve her pazarda dokunmadık el, girmedik sokak, gezmedik cadde, bırakmadık. Başarının sırrı derseniz başarının sırrı emektir. Biz örgütümüz olarak kadınlarımızla beraber gece gündüz fedakarlıklar yapan kadınlarımıza bir kere buradan teşekkür ediyorum. İlerleyen süreçte zaten kapanışta bir teşekkür edeceğim kendilerine. Çocuklarını bırakıp, eşlerini bırakıp, sofrada yemeğini bırakıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarına inanan ve bunun için mücadele eden, terleyen insanlarla beraber mücadele ettik. Bu başarının sırrı buradan geçiyor. Başarının sırrı terlemek. İnanmak zaten yolum. Çok çalışmaktır. Çok evet. Çalışmaktır. Oktay Bey, 3 yıla yakın bir süredir CHP Edirne İl Başkanlığı görevini yürütmektesiniz. Evet. Bu süreçte kaç seçim atlattınız ve önceki seçimlerle bu seçim arasındaki farkları bize biraz anlatır mısınız? Vallahi şimdi o kadar çok seçim geçirdim ki hepsi benim üzerime geldi. Evet, ben yerel seçimde başladım. İl başkanı 1,5 ay vardı yerel seçime. Biliyorsunuz belediye başkanım Recep Gürkan'ın belediye başkanı olduğu süreçte. Arkasından bir cumhurbaşkanlığı seçimi geçirdik. Ve diğer partilerle ortak çıkardığımız bir adayı destekledik. Ve burada da Türkiye ikincisi olduk. Arkasından bir kongre geçirdik, kurultay geçirdik. Arkasından bir bölge toplantısı geçirdik. Arkasından bir ön seçimle beraber bir milletvekili genel seçimi geçirdik. Şimdi tekrar bir genel seçim geçirdik. Ve hepsinde birinci
Sadece Cumhurbaşkanlığı ikinci olduk. Ön seçimde de Türkiye çapında üye bazında katılımı oranı en yüksek şehir seçildik. Burada da birinciliğimiz var. Burada yani sonuç olarak il başkanlığınız döneminde CHP'nin başarı grafiğini yukarılara taşıyan bir anlayış sergilediniz. Bu rakamsal olarak da tabloya yansımış durumda. Evet, ama bunu ben sadece kendim değil, örgütünle beraber taşıdık. Evet. Onu belirteyim kesinlikle. Çünkü bireysel olarak hiçbir şey yapamayız. Birlikte bir güç oluruz. Ve bu gücü dağıtarak daha güçlü olabiliriz diye düşünerek o şekilde çalışmamıza devam ettik. İsterseniz bir soru da CHP Merkez İlçe Başkanımız Şenol Geçmiş Bey'e yöneltelim. Şenol Bey, siz öncelikle merkezde önemli çalışmalar yaptınız. Merkezde ne gibi çalışmalar yapıldı? Öncelikle istersen biraz bunlardan bahseder misiniz bizlere? Evet, Mehmet Bey. Şimdi biz 5 ayda 2 seçim geçirdik. Bu örgütümüz de bizim bu konuda biraz tabii yoruldu. Yorulmalarına rağmen de, ama var gücünle de gece gündüz demeden çalışmalarımıza çok kalabalık, yoğun bir şekilde çalıştık. Yani girmedik, ev kalmadı, girmedik, esnaf kalmadı, köylerimizi ziyaret ettik. Yani çalışmalarımız bizim çok başarılıydı. Ve bu başarıyı da Edirne merkez ilçe olarak biz bunu gösterdik. 7 Haziran'da aldığımız oyun 56.300 oy almıştık. Bunu 1 Kasım'da da yani üstüne koyarak yaklaşık 60.700 bir oya çıkardık. Yani yaklaşık 4.300 oyumuz arttı. Bu Edirne halkının bizlere vermiş olduğu destekten dolayı ben Edirne halkına teşekkür ediyorum. Her girdiğimiz yerde Edirne halkı bize çok sevecen ve bizi çok güzel, olumlu karşıladılar. Biz bu seçimde gerçekten birinciliği olmamıza rağmen, 7 Haziran'da birinciydik, birinciliğimizi egale edip daha da üstüne çıkmak durumundaydık ve bunu da başardık, çıktık. Türkiye'de birinci parti olmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Ama biraz da buruk yaşıyoruz bu sevinci. Keşke Edirne gibi tüm ülkemizde de, yurdumuzda da, diğer bölgelerde de böyle bir seçim sonuçlarına karşı karşıya gelseydik ki biz artık Edirne halkı iktidarı, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını özlemiş seçmenler özellikle bize bunu ifade etti. Peki burada bir soru yöneltmek istiyorum sizlere. Mahallelerde, köylerde, şehrin her bölgesinde önemli ziyaretler yaptınız. Peki toplumun size en çok yönelttiği soru neydi? Bizim Edirne bölgemizdeki köylerde ve merkezdeki gezdiğimiz Edirne'li hemşehrilerimizle ve partilerimizle iktidara inanılmaz derecede halkımızın bir özlemi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da iki seçimde de inanılmaz derecede bir proje üretti. Bu projeler halkın kafasında da çok olumlu aldı. Olumlu baktı halkımızda, Edirne halkı özellikle buna. Bizlere hep Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar özlemiyle, iktidar olmasıyla hep bunları konuştuk ve biz gerçekten, yine bunu açık yüreklilikle söylüyorum Mehmet Bey, biz buruk sevinç yaşıyoruz. Edirne'de birinci olmamız bizi ne kadar sevindirse de, ama ülke genelinde buruk bir sevinç yaşıyoruz. Alınan sonuç evet üzdü. Yani burada Edirne halkı görevini yerine getirmiştir ama ülke genelinde biraz da istenen sonucu alamadık. Evet, isterseniz Oktay Bey'le devam edelim. Edirne'de yaşayan insanların Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına özlemi var dediniz. Evet. Peki Oktay Bey, tabloya bakıldığında ülke genelinde Adalet ve Kalkınma Partisi 63 ilde birinci, HDP 12 ilde birinci, CHP ise sadece 6 ilde. Peki 6 ilde birinci parti olmak yakın bir süreçte CHP'yi iktidara taşımaya yeter mi sizce? Şimdi şöyle bir şey var. Her partinin kendine göre bir tüzüğü vardır, yönetmeliği vardır. Ben de bugünkü bütün röportajlarımda ve basında da, sanal alemde de, ulusal basında da çıktı bu sorular. Devamında bana bu geliyor.
Şimdi genel başkanımızın ilk önce MHK ve parti meclisini bir araya getirmesi lazım. Evet. Masaya şapkasını koyup düşünmesi lazım. Biz hata nereden yapıyoruz? Türkiye genelindeki dağılımı sadece Trakya'da gerçekleştirebiliyoruz ama Türkiye'de bunu başaramıyoruz. Bunun kaynağını ve çözümünü araştırması gerekiyorlar. Ben bunun en azından bir nebze onu rahat, genel merkezi rahatlatacak bir şey söyleyeyim. Bakın, 156 bin, 157 bine yakın oy alıyorum. Örgütümle beraber Edirne genelinde. Benim 6 tane kurultay delegem var. Konya 0.25 oy alıyor. Konya'nın 26 tane kurultay delegesi var. Yani şöyle söyleyeyim. Şanlıurfa, Gaziantep, örnek veriyorum şehir olarak. Şanlıurfa, Gaziantep, Konya'yı katalım. Genel merkezde parti meclis üyelerini seçiyor ve genel başkanı seçiyor. Trakya'nın hiçbir şekilde söz sahibi yok. Yani bizi Trakya'da tek temsil eden Ankara genel merkezi Faik Öztrak. Milletvekillerimiz tabii ki bizi destek ediyor ama MHK'de, yani üst düzeyde sadece Faik Öztrak. Genel başkan yardımcımız. Yani, özür dilerim. Bizim amacımız şu. Ve teklifimiz de şu. Yani açıkçası benim teklifim bu. Eğer emek veren bir şehir varsa, mücadelesini vermişse, terini akıtmışsa, partisinin yüzdesini arttırmışsa, kurultay sayısında çoğaltması gerektiğini düşünüyorum. Bakın benim kurultay sayım 6 diyorum ama il başkanım standart 1, 2 milletvekilim zaten 3'ü gitti. Kaldı bana 3 tane kurultay delegesi seçme. İl başkanı seçime girdiği zaman kurultay delegesi yazıyor. 6 tane kurultay delegesiyle ben genel merkeze nasıl söz sahibi olacağım? İşte bunu düşünmek lazım. Şimdi ben Trakya insanıyla Doğu insanı, Karadeniz bölgesini veya Orta Anadolu, İç Anadolu'yu ben ayırmıyorum. Bizim yapmamız gereken bir şey genel merkezimizin eşdeğerde oy bazında. Yani vurgulamak istediğiniz nokta yani illerin almış olduğu oy oranı oy anlamında genel merkezde temsil edilsin şehirler. Tabii ki. Şimdi ben 5 seçim oldu. 1999, 2000 yılından beri seçimlere giriyoruz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Hep başarıya Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve sahil bölgesi dediğiniz gibi. Biz hiçbir şekilde de hepimiz birleşsek bir Konya olamıyoruz. Konya kadar söz, yani Konya olarak belirtmeyeyim, Şanlıurfa'dayım, Kars'tayım, Van'dayım, Mardin'deyim. Hepsinin 20'sinin üzerinde şey var, kurultay delegesi var. İlk önce bunu diyorlar ki seçim kanunu. Seçim kanunu öyle bir madde yok. Bu tüzükte değişiklik yapmamız gerektiğini anlıyorum. Ve genel başkanımızın tekrar iğneliyorum. Mutlaka ve mutlaka köklü bir değişim yapması gerektiğini anlıyorum. Oktay Bey, genel merkezle ilgili sözleriniz önemli. Bir de dün ve bugün genel ve parti merkezine yönelik bir eleştiriniz oldu. Evet. Hem merkez yürütme kurulu üyelerini hem de söyledim genel başkanı, yani bir çağrınız oldu. Evet. Peki yanıt buldun mu çağrınız? Zannediyorum bulacak. Şimdi yani ben sadece çağrı yapabiliyorum bir il başkanı olarak. Ama bu Türkiye'de sadece tek il başkanı ben değil. 81 evet. tane il başkanım var. 81 tane il başkanının da ses çıkarması gerektiğine inanıyorum bu konuda. Sadece benim sesimle olmuyor. Trakya'nın sesimle olmuyor. Evet. Ve inanıyorum da yakın bir zamanda zaten kongrelerimiz başlıyor. İlçe başkanım bir iki gün içinde tarihi açıklayacak. Önümüzde bir kurultayımız var. Bir il başkanlığı seçimimiz var. Bir ilçe seçimimiz var. Biz daha seçimleri bırakmıyoruz. Daha devam ediyoruz seçimlere. O konuya birazdan değineceğiz. Şenol Bey'le devam edelim. Şenol Bey, 2013 yılından beri Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürütmektesiniz. Partinin de birçok kademesinde görev aldınız. Peki bu seçimlere dair biraz bilgi verir misiniz? Yani seçim sürecinde yaşananları bize anlatır mısınız? Yani nasıl bir seçim süreci yaşadı CHP Merkez İlçe Edirne'de? Son seçimleri mi bahsediyorsunuz? Tabii. Yoksa 3 yılından 1 Kasım'ı. Şimdi biz tabii ben partinin her kademesinde görev aldım. Yaklaşık 2 yıldan beri de Merkez İlçe Başkanlığı'nı yürütüyorum. Belki de hiçbir merkez ilçe başkanlığına ve il başkanlığına nasip olmaz bu kadar arka arkaya seçim dönemi geçirmek. Diğer siyasi parti ilçe başkanı ve il başkanlığına da aynı şeyi söylüyorum. Biz şanslıyız böyle seçimleri götürdüğümüz için, tecrübe sahibiyiz. Biz seçimlerde bu tecrübelerimiz de bizim seçim sürecinde vatandaşlarla birebir
ilgilenmemiz, yani caddeye çıktığımız zaman caddede o insanlarla iç içe olmamız, o insanların özlemlerini görmek bizim için bir onurdu, bir sevinçti, bir mutluluktu. Burada 3 milletvekilimiz de gerçekten çok çalıştı. Çok özverili çalıştı. Birinci sıradaki milletvekilimiz 3. adaymış gibi, 3. sıradaki adaymış gibi çalıştı. 3.'sü birinciymiş gibi çalıştı. Yani çok verimli bir çalışmamız oldu. Bu çalışmalar sonucunda da aldığımız oy da ortada. Yalnızca bu son iki seçimde hem 7 Haziran'la hem de 1 Kasım'daki seçimlerde de ben bunu söylemeden geçemeyeceğim. 24 mahallede de birinci olmanın onuru ve şerefini nail olduk. Tabii burada en büyük katkı bize Edirne Belediye Başkanımız Sayın Recep Gürkan'ın manevi desteği çok önemliydi. Biz diğer mahallelerde bazı mahallelerde birinci çıkamıyorduk. Ama bu bizim birinci çıkmamızdaki en büyük nedenlerden birisi de ben böyle inanıyorum ve onun çalışmalarını ve desteğini de biz alarak daha güçlü olduğumuza inanıyorum. Onun bilgisi ve tecrübeleriyle de Edirne Belediye Başkanımız Sayın Recep Gürkan kendisine izin alıp siyasi çalışmalarımıza bize gece ve gündüz destek verdi. Şenol Bey, diğer illerde belediye başkanları Edirne'de olduğu ölçüde seçim çalışmalarına katılmaz. Peki Recep Bey'in bu süreçte sürekli sizinle olmasının sebebi nedir? Yani izin alarak dediğiniz parti çalışmalarına katıldı. Bunu biraz açar mısınız? Tabii yani şu anda Edirne Belediye Başkanımız Recep Gürkan bir Edirne'de bir değişimi gerçekleştirdi. 2010 yılında üniversite genel sekreterliğinden istifa edip Cumhuriyet Halk Partisi'nin üye olduktan sonra 2011'de ön seçimde milletvekili olarak çıktıktan sonra örgüte bir hareket getirdi, bir heyecan getirdi. Bu heyecan ve hareketten sonra durması mümkün değildi. Milletvekilliyken de bu heyecan vardı, örgütte vardı. Örgüt heyecanla çalışıyordu. İlkleri yaşattı örgüte. Örgütün içinden hiçbir gün ayrılmadı. Yani bugün gençlik kollarınla da beraber, kadın kollarınla da beraber, ilçeyle de beraber, ille de beraber. Yani bir Edirne'deki örgütle iç içe. Örgütü her kesimde yardımcı oluyor ve destek oluyor ama bilgisiyle ama birikimiyle bizlere her konuda faydalı oluyor ve bu bilgi ve birikiminden faydalanarak işte 24 mahallede de iki seçimden yani hem 7 Haziran hem 1 Kasım'da aldığımız 24 mahallede oylarımıza baktıktan sonra da birinci çıkmanın onurunu ve şerefini yaşıyoruz. Biz sadece 2014'ün Mart ayında bir Cumhuriyet Halk Partisi'nde o dönemde çok çalkantılı bir dönemde mevcut Edirne Belediye Başkanımız Amdi Sedefçi'nin DSP'ye geçmesinden sonra bizde biraz bir Edirne halkında böyle bir sallanma oldu. Eyvah Cumhuriyet'in kalesi Cumhuriyet Halk Partisi'nden gidiyor mu gibilerinde. Ama yine orada bilgi ve birikimiyle aday olduktan sonra yani var gücünde örgütü hep ayakta tutarak, heyecanlı tutarak bizi bugünlere getirdi. Biz de onun tabii hem bilgisiyle hem tecrübesini hem de örgütün bize büyük olan abilerimizle beraber en iyi şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ni en iyi yerlere getirmeye de işte il başkanımla beraber var gücümüzle de devam ediyoruz. Evet, çalışmaya da devam edeceğiz. Oktay Bey, Edirne her ne kadar birinci olsa da ülke genelinde alınan sonucun sizleri üzdüğünü söylediniz. Peki ülke genelindeki başarısızlığın sebeplerini nasıl açıklarsınız? İşte ben size bunu da dile getirmiştim. Aynı soruya denk geldi yine ve yine aynı soru ve yine aynı cevap olacak. Genel merkezin köklü değişimine bağlı olacak. Çünkü neden? Örgüt bir vücut olarak düşünelim. Beyin çalışmazsa kol çalışmaz. Beyin çalışırsa tüm unsurlar çalışır. Yani iş merkezde bitiyor. Merkez gereken çalışma programını sunacak. Bizler de uyacağız. Başka çaresi yok. Şimdi ben konuya geleceğim. Temin ki sorunuz soruda da bu konuyla bağdaşıyor. Yani belediye başkanları illerde, bizim mesela yereldeki iktidar olduğumuz ilçe ve belde ve il belediye başkanları Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir aynasıdır.
Eğer oradaki belediye başkanları çalışmasını halka sosyal belediyeciliği iyi tanıtırsa halkın Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Cumhuriyet'e ve demokrasiye ve laike ve Atatürkçülüğe bakış açısı değişir. Şimdi eğer belediyemiz veya belediyelerimiz çalışmazsa bu bizim partimize Türkiye genelinde etkisi olur. Örnek veriyorum, şimdi Şenol Başkan'ın temin söyledi zaten gerekenleri, aynı şeyleri ben söylemiyorum Recep Başkan'ım için. Şimdi benim bütün ilçe bizi seçimlere başlamadan önce bizim iki seçimde yaptığımız Şenol Başkan'ım da buna dahil. Ben bütün belediye başkanlarımı, genel meclis başkanımı, vekilimi ve başkan yardımcımı, belediye meclislerinden ve aynı zamanda ilçe başkanlarımı topluyorum. Arkadaşlar, kablomuz bu, çalışma sistemimiz bu. Bana neler yapabilirsiniz? Biz örgüt olarak neler yapabiliriz şeklinde, evet. Manevi destek olarak. Benim bütün belediye başkanlarım hepsi çalıştı. Hepsi örgütle beraber sokaklardaydı. Tabii ki başta il başkanı, il belediye başkanımız Recep Gürkan. Çünkü örgütün kısa bir süreç de olsa, dediği gibi Şenol Başkanım, 2010'da bizim aramıza girdi, partimize üye oldu ama gönlündeki sevda, Atatürk sevdası genel anlamda bütün örgütte yayınlıyor. Şimdi onda da böyle bir şey var ki, bu bende de var, Şenol Başkanı'nda da var. Biz hedef koyarız. Hani güzel bir söz vardı, hedefsiz büyük işler başarılamaz. Biz o büyük işi başarmak için bütün emeğimizi, bütün enerjimizi, bende yoksa ondan o enerjiyi alırız. Onda yoksa biz o örgüt olarak o enerjiyi örgüte yansıtırız ve başarıyı böyle elde etmeye çalışıyoruz. Peki Oktay Bey, her partinin olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçim döneminde, 1 Kasım seçimleri öncesi seçim vaatleri vardı. Evet. CHP burada kendini halka anlatamadı mı? Yani CHP her dönemde almış olduğu bu %25 oyun üzerine çıkamadı. Bu vaatler sizce etkili olmadı mı? Şimdi şöyle bir şey var. 7 Haziran'daki ulusal basını ve gündemi devamlı beraber takip ettik. Bu gündemde şöyle bir şey vardı. Biz bir ay boyunca 7 Haziran'la seçimlerden önce vaatlerimiz emekliye, iki ikramiye, asgari ücret, mazot, çiftçi, taşeron ve daha sayar üniversite öğrenciyi, aile sigortası şeklinde bütün hepsini bize program halinde sunuluyor. Biz bu programı halka anlatıyoruz. Dediğimiz gibi cadde, sokak, ev, pazar dokunarak birebir görüşmelerimizde anlatıyoruz. Yalnız seçimden sonraki alternatif şu var. Bizi esas mahveden, yani mahveden dedim gerçekten üzülüyorum bu konuda. 7 Haziran'da bizi 30 gün boyunca AKP sürükledi. Ve dikkat edin, genel Türkiye genelinde Ankara'da sadece bütün partilerle konuşabilen tek parti biziz. Birebir görüşebilen tek parti biziz. Ilımlı bakıyoruz. Çünkü biz ne dedik? Önce Türkiye dedik. Önce insan dedik. Önce birlik dedik. Şimdi bunun için mücadele ettik. Milliyetçi Hareket Partisi'ne önce Türkiye dediğimizin sloganın çıkış noktası zaten burası. Ne dedik? Bizim başkanlıkta gözümüz yok. Devlet Bahçeli, al sana biz başbakanlığı verelim. Gel bu hükümeti kurulalım. Ben HDP'yi istemem diye bir söz kullanıldı. Peki HDP'ye gidildiğinde HDP dedi ki ben ne bakanlık isterim ne bir şey isterim. Ama destek verilir dedi. Dışarıdan destek verilir. Peki o hükümet kurulsaydı şimdi ne olacaktı? Türkiye farklı bir noktada olacaktı. Farklı bir noktada olacaktı. Bunun daha öncekilerdeki dönemler 95'teki kurulan koalisyonların dağılmasından sebeplenen Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Bakın bizim oylarımız düştü veya yükseldi değil. Türkiye genelinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin ben şey yapmıyorum. Ama görünen köyde kılavuz istemiyor. Yani halkı da kandırmamıza gerek yok. Bütün oylar AK Parti'ye gitti. Oktay Bey. Belki biraz sert oldu bu ama gerçek, gerçek konuşun. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evet. 1 Kasım seçimleri sonrasında Türkiye'nin yeni başbakanı, mevcut başbakan aynı zamanda, evet. Ahmet Davutoğlu beyefendiyi arayarak tebrik etti. Siz acaba AK Parti il başkanını arayarak veya milletvekillerini arayarak bu süreçte tebrik ettiniz mi? Daha erken diye düşünüyorum. Çünkü telefonları devamlı meşgul olduğundan dolayı. Biz Edirne insanı, ılımlı insanlarız. Biz Rafet Sezen'le de karşı karşıya geldiğimizde konuşuyoruz. Çünkü Edirne'de büyümüşük, Edirne'de yaşayan küçük bir aileyiz. Herkes birbirini tanıyor. Siyasi düşünce, ideoloji farklıdır. Ama arkadaşlık ve dostluk
o çerçeveyle bozmamak gerektiğini. Çünkü siyasetteki en güzel şey birbirine saygıdır. Evet. Şenol Bey, tekrar sizinle devam edersek, seçim çalışmaları verimli geçti dediniz. Edirne'de iyi bir sonuç alındı. Peki seçim çalışmaları sonrasında son gün güzel bir konvoy yaptınız. Geniş katılımlı. Bu konvoyla alakalı neler söylemek istersiniz? Bakın Mehmet Bey, bu bizim Edirne'de siyasi partilerin geleneksel hale gelmiş bir şey. Seçimin son günü, cumartesi günü konvoy olur. Ama bu konvoy da bizim inanılmaz derecede Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok katılımlıydı, güzeldi, neşeliydi. Yani inanılmaz derecede arkadaşlar bir olumlu bir katılım gösterdi. Konvoyumuz çok güzeldi. Çocuklarını almışlar, eşlerini almışlar. Herkes konvoylarına ailece geldiler. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Konvoyumuz güzel geçti. Konvoyda da herhangi bir sıkıntı da yaşamadık. Güzel de oldu. Edirne halkına kendimizi gösterdik. Olumsuzluk yaşanmadan. Buradan tabii emniyet güçlerine de ben sizin aracılığınızda da teşekkür ediyorum. Bizlere her fırsatta ve her konuda yardımcı oluyorlar. Onlara da teşekkür ederim. İsterseniz bir ara verelim. Aranın ardından tekrar gündem özel programına devam edelim. Şimdi kısa bir ara. Aranın ardından tekrar birlikteyiz.